War Soccer Champs'te Karabağ ile 100 yıllık kariyerimizin yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu sene beraber Karabağ ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa ilerleyebiliyoruz. Gruplardan ilk defa çıkabilmiştik bir önceki bölümde. Eğer izlemediyseniz önce o bölümü de izleyip buraya gelebilirsiniz ki daha fazla bilgileri kaçırmamak için diyebiliriz. En son bakın yazıyor şurada Karabağ için Şampiyonlar Ligi'nde son 16 yazıyor. Hem de çok zor bir gruptan çıktı yani bizden daha güçlü iki takım olmasına rağmen o gruptan çıktık. Hemen bir önceki bölümü özet geçeceğiz ama özet geçmeden arkadaşlar küçük bir hatırlatmam gerekiyor. Beni ilk defa izliyorsanız da kanal abone değilseniz abone olarak aşağıdan abone tuşuna basarsanız ve bir de videoyu like atarsanız çok çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şimdi de güzel abone artışımız ve desteklerinizden dolayı da hepinize çok çok teşekkür ederim bir kez daha. Şimdi Karabağ ile bir final yapma düşüncem var açıkçası arkadaşlar. Biliyorsunuz Brighton yani John Aiman, gezgi gezgin kariyerimizde bir final yaptık en yani son. Burada da yeni format geldi Şampiyonlar Ligi'nde. Ondan dolayı burada da Karabağ ile final yapmayı düşünüyorum. Ama bu bölümde final yapmayacağım. Bir sonraki bölümde final olabilir. Şimdi yorumlarınızı yorumlarınızı bekliyorum. Ona göre yapacağım. Yeni bir formatıyla ile Karabağ Karayene'ye tekrardan başlayacağız bu arada. Onu da söylemiş olayım. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Videonun başındayken de bunu hatırlatmış olalım. Şimdi gelelim bir önceki bölümde neler yaptığımızı. En son arkadaşlar Milan... onun bunlar ne ya? Aynen bunlar doğru doğru. En son o biz bir gitmiş. Geçmiş nere gitti ha burada. Evet şöyle baktığımızda arkadaşlar en son şampiyonlar ligine kaldık Ve Arsenal, ALK ve Borussia Dortmund en Dortmund hem Arsenal'lu gruptan çıkmıştık arkadaşlar bildiğiniz üzere. Ve Milan'la eşleşmişiz. Milan'ı da eleme ihtimalimiz var. Arsenal ve Dortmund'dan, yani Dortmund'tan daha iyi olabilir ama Arsenal'dan daha iyi değiller. E bizim de biliyorsunuz en son iki tane dünya yıldız transfer ettik arkadaşlar. En son Rosmus, Hoylund'u ve Bruno Fernandes'i getirdik. Arkasından yedeklerimiz de çok iyi. Çok iyi bir takımız. Bırakmak istemiyorum bu kariyi. Gerçekten çok güzel bir takım kurduk bence. E, John kariyerimizden daha çok hoşuma giden bir kariyer oldu ama dediğim gibi yeni şeyler geldi. Yeni formatlar eklendiği için oynamak istiyorum şimdi. E, kadromuz hazır. Abi çok iyi kadromuz var ya potansiyelli de bir yedek attığımız var açıkçası yani bir sezonda oynamak istiyorum en azından Avrupa'da bir kupa kaldırabilirsek çok çok güzel olacaktır. Ee, çok istiyorum Avrupa'da bir kupa kaldırabilmek ama bir göz atacağız bakalım şimdi 4-0'la başladık. Lig artık bizim abi ligde olup şampiyon olmaya çalışıyoruz hedefimiz bu. Başka bir amacımız yok. Skarlin ol daha yeni geldin sakin ol. Evet şimdi kime karşı oynuyoruz? Yani yine sabah FK'ya karşı bu kupa maçı mı ya? Oy 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 oy. 8 attık. Ah be bir 10 gelmedi be abi. Bir 10 gelseydi çok güzel olacaktı. Zira FC'ye karşı oynuyoruz. 2 tane daha sabah FK maçı gördüm bu arada. Evet. Oo! Namalı gidiyoruz dedik, kaybettik. Vay be. Demek ki yeneceğimiz varmış. Boxel Arena'dayız. Endrik 1-0 oldu bizim oldu. şöyle bir şey yapabilirim yeni bir final yapmamak için. Yeni sezona geçeceğim. Yeni sezonun bir sonraki bölümde ve sadece Avrupa'daki maçlarımızı göstereceğim arkadaşlar. Hatta maçları belki ben bile oynayabilirim. Biraz hava antrenman yapmam lazım ama maçları ben oynayıp Karabağ ile bir şampiyonlar ligi getirmek isterim açıkçası. Evet bu güzel bir fikirmiş aslında. Videoda söylemesem olurmuş aslında ama neyse. Söylemiş olduk. 6-1 kazandık. Bu videoyu izleyenler artık bir sonraki bölüm için haber olacak izlemeyenler için sürpriz de bir hediyemiz olmuş olacak. Evet şimdi Scalvini ile oyuncuyu değiştirdik. Kim geldi? Kapas. Evet son iki maç abi geldi. Milan geldi. Güzel bir antrenman yapalım. Güzel 5-0 oldu. 6-0 oldu. Takım cayır cayır gol atıyor abi. 28 maç ortalama 4 gol ortalama ile gidiyoruz. Karabağ ile şampiyonu zaten hiç şampiyonluk yolu haberleri çıkarmayın. Fermin sen şuraya gel. Werner, Nersöll. Basıncı düşe ayarladık. Hadi bakalım. Araz maçından sonra çıkıyoruz Milan'la kafa kafaya. Bir maç bekliyorum çocuklar sizden. Fabian ru yüzde çekelim buraya. Falcínio ile ikisini yapalım. Hatta şöyle yapacağım. Ee, i̇lk 11'imizde eksik, sakat, cezalı yok. Basıncı normal, dengeli oynayacağız. Milan'dan çok zayıf değiliz. Sadece bir, oral farkımız vardır belki de. O yüzden Milan'ı eleyebiliriz ama çok etkili oyuncuları var. Yani Leo falan bizim sıkıntı çıkarabilecek takımda. Ve Asmano fark yemezsek 10 kişi kalır. Bir tane attın ya. 10 kişi kalmış. Hazır bir tane sıkıştırsak araya çok güzel olacaktı ama. 2-0 kaybettik. İç sahada işimiz zor. Kim kırmızı gördü bu arada? Karabağ Rüyalar Ligi'ni fethediyor. Ah be Bruno Fernandes gitmiş hem de. En önemli oyuncumuz gitmiş. Bu kötü oldu. Basıncı düşersen bir çek hoca. Bir cezalı. Sakat vermeyelim de. Cezalı zaten bizi ilgilendirmiyor. Bruno Fernandes'imiz yok yalnız Urvanş'ta. Bu kötü oldu. E, Kenan'ı oraya çekebilirim. Evet. Ligi kazanıyoruz. E, 36 hafta kala katandık. galiba. 36 haftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bruno Fernandes yok. Dediğim gibi oraya biz... Endi diye buraya çek... Oo abi Rivazillo var artık arkadaşlar. Rivazillo'muz ilk 11'de forma şansı buluyor. Bakalım bize galibiyet getirebilecek mi Rovazzillo? Şimdi biraz daha düştük tabii ki, sıkıntılıyız. En azından kazansaydık diyecektim ama maalesef son 16'da Milan'a toplam 2-0'lık skorla eleniyoruz abi. Bu kötü oldu ya. Tüh. Henis kavore. Bundan sonra artık sadece lig kaldı galiba. Zaten ligde de çok az maç kalmış abi. Hemen hızlı bir şekilde sizlerle beraber ligi tamamlayalım Yeni sezona geçelim. Transferlere güzel teklif gelirse transferlerle beraber yeni kadromuzu oluşturabiliriz. Eğer güzel teklif gelmezse ben daha onu bakacağız artık videonun geri kalanı nasıl olacak ben de bilmiyorum şu anda arkadaşlar. Tamamıyla doğaçlama bir video çekiyorum. 2-0 kazandık. Rahat bir galibiyet. En sonki yaptığımız final videosunu yüklemek 3 saat sürdü arkadaşlar. Ondan dolayı 40 dakikalık video kolay kolay gelmez. bunda da aslında öyle bir şey düşünmüştüm normalde ama oradaki o yükleme saatini görünce ben vazgeçtim. Yaklaşık 2 saat 50 dakikada videoyu yükleyebildim. O yüzden zaten saat 6'da yüklendi arkadaşlar video. Normalde saat 5 veya 4'e ye yetiştirmek istiyordum ama yapacak bir şey yok olmadı. Evet şimdi bakalım yeni sezonda Bruno Fernandes falan bırakmazsa çok güzel olacak. Bruno Fernandes yani 84'e düşer diye tahmin ediyorum en kötü. 84'le bizim işimizi görür. 84'ün altına düşerse idare edecek ama dediğim gibi umarım emekli olmaz. 3-0 kazandık. 96-70 son bir maçımız kalmış. Endri gol kralı güzel. Hoylund girmiş. Asist krallarına baktığımızda Endri yine asist kralını Endri bayağı yok etmiş diyebiliriz ligi. Ee, geldiğimizde de istatistiklere Endri 47 gol 23 asist. Sörlot 23'e 16. Hoylund devre arasında geldi. 21 12. Bruno Fernandes 8 13. Balhinya 7 16. Bizde de bayağı Portekiz olmuş. Güzel bir takımımız var arkadaşlar. Şimdi son maçımız yok? Bir de final maçımız varmış. Nefçi Bakü'ye karşı gerçi olsun. Son maç öncesinde bir gözümüzü atalım. Gözümüzü atalım istatistikleri. Evet son maçta 0-0 kaldık. 97 puan. Rekoru kıramadık galiba. Rekor kaçtı biz. 100 puanı geçtik sanki bir sezon ama. Scalvini. Yarek buraya gelsin. Yedekteki oyuncularımız çok iyi gelişiyor abi ya. 81 kim oğlum bu? Ha, Ruiz'miş. Diyecektim öyle birisi var bizde? Evet kupayı alarak videomuzun ikinci sezonuna geçiş yapacağız. Güzel bir kupayı da abi. Karabağ ile kupaları dolduruyoruz. Bu da kolay bir şey bizim için artık. Fenerbahçe yarı final Avrupa Ligi'nde Monaco şokta hediye attı. Şener yarı final elendi. Liverpool konferansları asosyala Avrupa Ligi'ni ve Şampiyonlar Ligi'ni tabii ki de Real Madrid aldı abi. Şaşırdık mı? Hayır. Evet. bilgimizi topladık. Yine sezona geçişimizi yapıyoruz. Altın ayakkabı Kylian Mbappe, kaleci Gregor Kobel ve Mbappe de yılın oyuncusu son altı. İşte yine iki sezon iki kupayla beraber tamamladık. 4 mağlubiyetimiz var sadece. Yani zaten birisi Milan'a, birisini Ligde aldık, birisini Arsenal'a aldık. Bir tane daha bir yerde almışız işte. Takım memnunuz. Leeds United falan aslında bunlara gidebilir ama dediğim gibi yeni o abi güzel takımlar da varmış, Moldova Girinti falan. Çok şey yok. Biz Karabağ ile gönül verdik, Karabağ ile 6. sezona geçiş yaptık. Hadi bakalım. İki yeni transfer teklifi. Uuuu. Rivazillo ya, işte beklediğimiz teklif geldi abi. 87 Rivazillo, 45 Bakoya ya. Bir tane hazırlık maçı yapacağım. Rivazillo'nun teklifi gitmeyecektir. Yeni teklif gelecek mi onu bir göz atacağız. Evet. Evet. Geldi. Bakoyoko yaraya geldi. Şimdi Rivozulo kesin satacağız arkadaşlar. Rivozulo 79'a da gelmiştir ama. o çok iyi. Bruno Fernandes 85'te kalmış. Bruno'yu buraya çekeceğiz. Bir tane kanat alacağız. Normalde stoper attığımızda gayet iyi. Beklerimizle 80 80 Avrupa Ligi'ni kurtarır ama biz Şampiyonlar Ligi'nde gidiyoruz. Problem orada zaten. Böyle birisi çıkmayacak. Şöyle yapacağız. Ya burada da Arda Güler falan çıkıyor da Arda Güler istemiyorum. Ben transfer kapatıyorum. Şöyle 90 üstü yaşlı birileri var mı? Yok Rodri var ama bütün parayı oraya harcamayalım. Şimdi gelelim tecrübeli oyunculara bir göz atacağız. Burada en son indiğimizde Kurtoa'yı getirebiliriz. Kalecimiz ama bizim güzelliği galiba. Mikel Merino var. Minkovic Savic var. Kimmich. Marquinhos. Sabe'ye hakim 32. Biz kanat satacağız. Oraya bir 10 numara çeksek. Madison iş idare eder. Oraya idare eder. Leo var. Brahim Diaz olabilir. Keza. Şimdi bizim kalecimiz kaç? 83 Meret düşmeyecektir. Meret eşimizi kurtarırız abi. Transfer listesine geliyoruz. Zivazildo'yu 87 milyon euroya sattık abi. Hayırlı olsun. Bakayoko 45. Bakayoko'yu satmayı düşünmüyorum. Bakoyoko'ya ama bir göz atacağız. Gerçi Bakoyoko'ya sastak sağ kanadı kim alabiliriz? Bir göz atalım. Şöyle yaşlı tecrübelerden. Diago Jota 36 mesela. Diago Jota'ya 40 verebilir miyiz? Bence verebiliriz. Dembele 39. Şimdi Dembele'ye şöyle yapsak 45'i Dembele kabul ederse bakın şimdi Dembele bir 45 kabul ederse değişik şeyler yapabiliriz. Reddetti. E sen 45'i kabul eder misin hocam? 45. Yok. Diego Jota 45. Yok, bunda 45 yok burada 45 çok olur. Bu da 40. 40 idare eder. Ve Jota yeni sol bekimiz. Sol kanadımız Diego Jota oldu. Liverpool'un önemli oyuncusunu çektik. Palinha 34 yaşında. Bruno Fernandes 34 yaşında. Bunlar daha düşmeyecektir abi. 49'umuz var. Ben Bakayoko'yu da satacağım arkadaşlar. 45'e Bako Öykü'yü satacağım. 90'ımı sattığımız 300'e 135 milyonluk hatta yaraya da satacağım. Yaraya da satacağım abi. Sattım yaraya da. 113 milyon. da 200 milyonluk bir satış yaptık şu anda. An itibariyle. Bir transfer listesine bir göz atalım. Yedek stoper olarak Van var. Yani 19'a şey sattığımız düşünürsek 83'lük stoperler var abi. Van de Ben, Benjamin Schesco. Yine stoper bakıyorum orada. Fazla birisini almayacağım şu anda. Antonio Silva var aslında. Antonio Silva bizim işimizi görecektir abi. Gel Antonio Silva. Yine Anthony çekiyoruz. Şimdi bir tane daha güzel şöyle 85-90 arası tecrübelilerden Kurtu aslında 86'ymiş. Kurtu. bizim işimizi görür abi. Kurtoğlu'yu çekebiliriz. 1 over bir milyon fazla versek 8'i reddetti 9 verelim Geldi! Tibo Kurt Oha. Karabağ'da Evet şimdi transferlere Şovumuza başladık Sen buraya gel Antonio Silva'yı yedek stopere çekiyoruz Sağ beğenmiş sol beğenmiş fena değil Zinchenko gerçi yaşlı Zinchenko'nun yerine bir, 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 daha çekebiliriz transfer listesini yaptığımızda beklerde kimler vardı? Stoperler var. Sağ bek Augusto, sol bek Ait Nuri. 82'lik Ait Nuri çekebiliriz aslında. 81 o kadro dolmuş abi. O bir satmamız gerekecek ha. Şu kaleci bir sat hoca sen. Bir kaleci bir sat. Gençlerimizde iyi gelişti artık. Gençlerden de bence artık satış yapabiliriz. Bayağı orta sahamız var. Domingos. Frederick Hedlund. Hedlund'u satabiliriz abi. Hedlund'u sattık. 9.93 güzel. İki oyuncu satmış oldu. Şimdi 85-90'lardan sen gel ya. Tecrübelilerden biz biri daha az çekeriz. Daha 96 milyonuz var. 80'li Marquinhos çok olacak. Ruben Neves, Madison. Şimdi sağ B'yi sattık. Şey, sağ kanadı sattık. Oraya bir Leroy Sané çekebiliriz. Dembele'ye 50 verebiliriz. Viktor Georgievich var, Kuliseski var, Martinelli, başka kimler çıkacak şöyle bir göz atalım. Ceyda Sancho olmaz, Ferran Torres olmaz, Rodrigo. Oy 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 oy, sen ne diyorsun hoca? Bunlar çok iyi de bunlar bizim paramız. 68'de Rodrigo ha? Yok. Vlahovic, Ferran Torres... Kulusevski biz az önce kime bakmıştık? Şurada Dembele. Ha ama biz Dembeli 50 milyona bir Dembele çekebilir miyiz abi? Dembele reddetti. Pekala. Enkunku. Enkunku. 50'ye biz Enkunku'yu çekeriz abi. 50'ye Enkunku'yu çektik abi. Enkunku'yu buraya çekiyoruz. Palhinya buraya çekiyoruz. Forete endireyimiz gelişecek. Hoylunt'umuz gelişecek. Ya yani Forete bir takviye olmasa da olur bence. Biz bir sağ bek sol bek bakabiliriz de şöyle hakimi falan kaç milyon daha abi değeri. Sol bek Lucas 30 kiralayabilir miyiz? Yok. Hakimi 32 abi. Hakimi alsam diğerini satsam Hakimi de geldi. Evet Hakimi de geldi. Hemen bir bekimizi bir satalım abi. Sağ Kimdi? Şimdi 20 milyon. Teşekkür ederiz efendim. İsa Kabore var gerçi. İsa Kabore'yi satalım abi. 15 İsa Kabore'yi satsak. 20 5'imiz oluyor. Zinchenko'yu da satsam bir sol bek alabiliriz oraya. Normalde sol bek dediğimiz var mı? Var. Tim Roth var. E Zinchenko'yu da ben satıyorum abi. Zinchenko gel bakalım. 30 bir tane sol bek aldık mı bizim işimiz bitmiştir arkadaşlar. Mark Kukuyera. Oo, Andy Robertson mu? Uf. Ama biz Kukurella'yı alalım. Kukurella'ya geç paramız da yetmeyebilir bizim. 33 Remaldo gel oğlum sana vereceğim parayı. 30 milyon. Oğlum 33 yaşında gerçi de. Başka para ihtiyacımız yok abi. Geldi, cirmal da geldi. Abi ne takım kurduk ya? 84 sen, 85 sen, oy 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 oy. Evet kadromuz 85, 85, 83. Foretlerimiz girişim açık. Yedek kattığımız yıldızlar ile dolu abi. A Kenan M oydu Foret dönmüş. Juninho buraya, Sözlut buraya, Timo Werner'imiz var ileride. Yedek orta sahattığımızda hemen değiştirelim tekrardan Fabian Ruiz'imiz yedeklerde abi. Paris'in yıldız oyuncusu Fabian Ruiz yedeklerde kalıyor bizde. Bir stoper buraya, sağ bek buraya, sol bekte kimi çıkaralım? Junyo sen gel. Oo, çok fena takım kurduk arkadaşlar. Evet, Karabağ ile hazırız ve finali bir sonraki bölümde oynayacağız arkadaşlar. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takımımızı kurduk. Bomba bir takım kuruldu abi. İnanılmaz bir takım oldu abi. Jota'yı getirdik. Enkunku'yu getirdik. Sağ beke hakimi. Sol beke Grimaldo. Kaleye Tivo Courtois. Keza yedeklerde Antonio Silvanus var. Artık Fabian Ruiz yedek. Werner yedek. Yıldız yedek. Yedeklerimiz de çok güzel oldu. Yeni sezonda o zaman harika işlerle yapacağımızı deniyorum. En pahalı transferlerde bizden değilmiş. Gerçi 140 146'ya gitmiş. Uf bir Brezilyalı da 90'a gitmiş. Arda Güler Atletico'ya geçmiş. 52 milyona. Oo, bayağı iyi bir transfer arkadaşlar. Evet. Daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Serato'yu gördüm bu arada. 75 ve 29 milyona Bayer Münih'e katılmış kendisi. Hayır olsun. Evet. Dediğim gibi daha fazla uzatmayalım. Bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölüm hızlı bir şekilde getireceğim. İnanıyorum. Pazartesi getirebilirsem pazartesi final bölümüyle karşınızda olabiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Gittim. Hoşçakalın.